İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armena Kaprahamyan'ın 2023 yılında Azerbaycan'a yönelik son 4 başvurusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul edildi. Narine Ağbalyan, Gagik Ginosyan sayesinde Ermeni dansını Arsaha getirdik. Darçiaşvili, Gürcistan Doğu Ermenistan ile Bakü arasındaki müzakereler için platform olmaya hazır. Fransız basını Bakü diktatörlüğünü kınadı. Biz yaratlarımızla biziz. Yemek veri tabanı oluşturuldu. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan, Eylül 2023'te Artsak'ta yerli Ermeni nüfusuna karşı işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın başvurularını kabul etti ve gündemini aldı. Yıl içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların sadece %5'inin kabul edildiğini, bu %5'in içinde Arsat'ta kitlesel olarak yerinden edilen ailelere verilen zararlarla ilgili başvuruların da olduğunu hatırlatalım. Başkan Armenak Abrahamyan'ın 2022 yılında başkanlığı sırasında Şuşi'den zorla yerinden edilen yaklaşık 40 kişinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurularını sunduğunu da belirtelim. Duruşmalar devam ediyor. 2023 yılında Arsak'ta yaşanan olaylar Arsak Ermenilerine yönelik soykırım olarak nitelendirilebilir. Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi şöyle diyor. Madde 3- yerli halkların kendi kaderini tayin hakkı vardır. Bu hak sayesinde siyasi statülerini özgürce savunurlar ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini özgürce sürdürürler. Madde 4. Yerli halklar kendi kaderlerini tayin etme haklarını kullanırken, iç ve yerel işleriyle ilgili konularda özellik veya öz yönetim hakkına ve Ayrıca özel işlevlerini finanse edecek araç ve gereçlere sahip olma hakkına sahiptir. Madde 5. Yerli halklar isterlerse devletin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına tam olarak katılma haklarını koruyarak kendilerine özgü siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel kurumlarını koruma ve güçlendirme hakkına sahiptir. Uzun yıllar Artsak'ta Kültür Bakanı olduğum dönemde Gagik Ginosyan'la ortak projeler yaptık. Onun sayesinde Ermeni dansını Artsakh'a getirdik. Artsah Kültür ve Spor Eski Bakanı Narine Ahbalyan, 9 Şubat'ta Gagik Ginosyan'ın son vedasında gazetecilerle yaptığı sohbette şunu dile getirdi. Son günlere kadar birlikte çalıştık. Gagik Ginosyan'ın vatanın askeriydi ama sıradan bir özgürlük savaşçısı değildi. Ermeni kimliğinin koruyucularından biriydi. Kalbinin buna dayanamaması hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü Ermeni kimliği bu kadar hedef alınıp savunmasız hale getirilirken bu tür insanların kayıtsız kalamayacağı açıktı. Güçsüzlük, isyan, öfke duygusuna kalbi dayanamıyordu sanırım. Hepimizi saran o çileyi, o güçsüzlük duygusunu aşarak mücadelemizi sonuna kadar taşıyabileceğimizi diliyorum." dedi. Narine Aghbalyan katkısının zamanla tüm nesiller tarafından daha çok takdir edileceğine ve değer verileceğinden emin olduğunu ifade etti. Ermeni kültürünün saygın isimlerinden ve Artas Savaşı'na katılan Gar'in geleneksel şarkı ve dans grubunun kurucusu ve sanat yönetmeni Gagik Ginosyan'ın iki gün önce kalp krizinden hayatını kaybettiğini hatırlatalım. Onun naaşı Yerebulur adlı şehitlik pantolonuna gömüldü. Gürcistan Dışişleri Bakanı adayı İlya Darçiaşvili parlamentoda yaptığı konuşmada, Tiflis'in Yerevan ile Bakü arasındaki müzakereler için platform olmayı istediğini ve hazır olduğunu belirtti. Darçiyaşvili'nin bu sözleri Sputnik Ajansı'nın Gürcistan servisi tarafından aktarıldı. Gürcistan, barışçıl komşuluk girişimini başlatarak bölgede barış ve istikrarın desteklenmesi açısından önemli bir adım attı. Darçiyaşvili, komşu ülkelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda katılımımızı bu yönde sürdürmeye hazırız. Tbilisi'nin gelecekte komşularımız için ülkeler arasında güven oluşmasına katkıda bulunacak güncel konuları tartışabilecekleri bir yer olmasını istiyoruz dedi. Bakan adayı parlamentoda yaptığı konuşmada Gürcistan yönetimini bölgede barış ve istikrarı teşvik edecek önemli adımlar atmaya, böylece Tbilisi'nin Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasından müzakereler için bir platform haline gelmesine çağırdı. Gürcistan hükümeti Güney Kafkasya'nın dünya sahnesindeki rolünün artırılması yönündeki çalışmalarını yeni başbakan Irakli Kobahitse'nin liderliğinde sürdürmeyi planlıyor. Bölgedeki zor duruma rağmen Gürcistan'ın dengeli politikasını sürdürdüğünü ve Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki iletişime defalarca katkı sağladığını vurguladı. Darçı Gürcistan'ın Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi için Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Doğu Ermenistan'la da ikili stratejik ilişkilerini sürdürme ve derinleştirme niyetinde olduğuna olan inancını ifade etti. 2021 yılı sonunda Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibashvili barışçıl komşuluk girişimini başlatarak Azerbaycan ve Doğu Ermenistan'a taraflar arasında gayri resmi bir diyalog başlatmak için bölgesel bir platform oluşturma önerisinde bulundu. Temmuz 2022'de Doğu Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının toplantısı Tiflis'te gerçekleşmişti. Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliye Bey 7 yıllık iktidarda kalma şansı verecek olan sözde Cumhurbaşkanlığı seçimi vesilesiyle Fransız basını bu ülkede yaşanan hak ihlallerine ve Doğu Ermenistan'a yönelik giderek artan tehditlere yer verdi. Jean-Christophe Poisson, Figaro dergisinde babası Haydar'ın ardından 2023 yılından bu yana Bakü'nün Cumhurbaşkanı olan Bakü diktatörünün portresini özetliyor. Poisson, yeni soykırım eylemleri korkusunu artıran gittikçe şiddetlenen Ermeni karşıtı konuşmasını kınıyor. Frans Inter, Aliyev ailesine bağlı bir şirket tarafından işletilen bir altın madeninin karanlık faaliyetlerine ilişkin koordineli bir uluslararası soruşturma olan yasak hikayeleri sunuyor. Raporda ayrıca siyasi tutuklulara ve rejimi eleştiren gazetecilere yapılan işkenceler de kınanıyor. Fransız 24'ün Yerevan muhabiri Talin Uncuyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi üyeliğinin 1 Şubat'tan itibaren Doğu Ermenistan içindeleri değiştireceğini anlatıyor. Gazeteci, Doğu Ermenistan'ın bu şekilde mahkemenin yargı yetkisini tanımayı reddeden Azerbaycan komşusuna karşı ek koruma elde etmeyi umduğunu vurguluyor. Guillaume Perrier Le Point'daki yazısında Paris'i sömürgecilikle ve Doğu Ermenistan lehine hareket etmekle suçlayan Bakü'nün Fransa'yı istikrarsızlaştırma stratejisine değiniyor. Pierre, Aliyev'in bu söylemi geçmişte özellikle 2020 Arsat Savaşı sırasında kullandığını hatırlatıyor. Bu yazılar Fransız basınının demokrasi açısından zayıf olan Bakü'deki duruma karşı uyanıklılığını gösteriyor. Batı Ermenistan'da bulunan ve Karin şehrinin kuzeyindeki bölgeden geçen Batı Fırat'ın kaynaklarından biri olan ve Haçapaydi suyu olarak anılan akarsuyun adını Türkler Dumlusu olarak değiştirmişlerdir. Korunan geleneğe göre dere Haçapaydi suyu adını Bizans İmparatoru Herakles'in getirip burada sakladığı İsa'nın çarmıha gerildiği tahta haçtan almaktadır. Burada saklanan İsa'nın çarmıha gerildiği tahta haçın saklandığı bu yerde mucizevi bir şekilde su akmış ve ondan dolayı bu adı almıştır. Birçok tarihçi ve araştırmacı Hacapaydi suyu hakkında yazılar yazmıştır. Revont Alişan, Haçapaydi suyu havzasında tahta haçı sakladıklarını ve ardından Konstantinopolis'e naklettiklerini yazıyor. Hagop Garnetsi, Haçapaydi Nehri'nin Karın şehrinin kuzeyindeki Dumlu Dağı'ndan doğduğunu ve aynı isimle de anıldığını yazıyor. Bu dere aynı zamanda Kutsal Haç Pınarı olarak da adlandırılan ve Türklerin Dumlu veya Dumlu Pınar olarak da adlandırdığı Haçapaydi Gölü'nü doğurdu. Türkler adını Dumlu kelimesiyle değiştirerek Ermeni için dost ve anlamlı olan birçok coğrafi yerin adını anında kaldırmış oldular. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin somut olmayan kültürel mirası envanterine Ermenistan topluluklarındaki yemeklerin ön envanteri sonucunda derlenen yemekler veri tabanı başlığı altında yeni bir alt bölüm eklendi. Sürece Doğu Ermenistan'daki 50 topluluktan oluşan 40 yerleşim birimi, 20 köyden 160 yararlanıcı ve 10 bölgenin 7 şehrinden katılım sağlandı. Ermeni ve Yezidi ulusal yemeklerinin yaklaşık 250 unsurunun envanteri çıkarıldı. Envantere devlet ve sivil toplum kuruluşları, özel gıda sektörü işletmeleri ve bireyler katıldı. Envanterin amacı yalnızca bu tür mirasın korunmasını ve aktarılmasını sağlamak için değil, aynı zamanda yaşayabilirliğini, yayılmasını ve popülerleşmesini sağlamak için şu anda Ermenistan topluluklarında geçerli olan ulusal yemekleri toplamaktı. Aynı zamanda gastro gelişmesine ve toplulukların ekonomik ilerlemesine ve istikrarına da katkıda bulunacaktır sürecin etkinliğini sağlamak amacıyla yemek veri tabanı yeni tür ve yemeklere ilişkin videolarla sürekli güncellenerek halkın bilinçlenmesine, milli yemeklerin korunmasına ve kullanılmasına katkı sağlanacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.